projemizin amacı dil öğretiminde eğlenceyi, kalıcılığı ve öğrenmeyi kolaylaştırmayı sağlamak. Ana dil gerçekten yaşayan canlı bir varlık. Dolayısıyla bu hayatın gerçekliğinde bu canlılığa ayak uydurmak için öğretim metotlarını değiştirmemiz gerekiyor. Artık öğretmen merkezi 20 yıl öncesinde kalan ezbere dayalı öğretim metotları işe yaramıyor. Dolayısıyla öğrenci merkezli, onları esas alan, öğretmeni sadece öğreten değil de rehber, kılavuz haline getiren bir öğretim metodu geliştirmek durumundayız. Bunun için de derslerde değişik materyaller kullanmalıyız. İşte bizim Türkçe dersinde, ana dil öğretiminde, müfredatlar arası uyum sürecinde kullanılabileceğimiz çeşitli materyaller oluşturduk ve böylece bu proje ortaya çıktı. Yani evet, biz yeni bir şey keşfetmedik ya da yeni bir yer icat etmedik, doğru. Ama hayatımızda var olan, yaşantımızda olan oyunları, oyuncakları okula, derslere ve müfredatlara uyguladık. Öğrenciler bu konuda çok becerikli, çok yaratıcı, fikirleri bizden çok önde ve bu beni çok memnun ediyor. Ben onlardan bir şeyler öğreniyorum. Projemin adı Cümleden Hamle'ye. Aslında oyunun kuralları satranç oyunuyla aynı. Tek farkı sadece bir taşı oynatmak için sorularımızdan birini bilmek zorunda. Bilemezse, o süre zarfında bilemezse karşı tarafa geçecek. Veya başka birinden yardım alırsa oyuncu direkt diskalifiye edilecek. Süreli soru çözümü üzerine kurulu bir oyun aslında. Oyun bir çarktan oluşuyor. Çarkı döndürüyoruz. Üstten topumuzu 10 santimetre yükseklikten atıyoruz. Beyaza geldi. Beyazla ilgili bir soru çekiyoruz. Mesela yukarıdaki paragrafta kaç tane fiilimsi vardır, kullanılmıştır diyor. Cevabı söylüyoruz. Mesela B 3 tane dedim. O zaman bilirsek eğer cevabımız doğruysa ödülü alıyoruz. Öğrenmemin sebebi oldu. Zaten şu an bütün öğretmenlerin böyle yapması lazım. İyi bir gelecek için, yani ülkemizin iyiliği için böyle bir şey yapmalı. Bütün öğretmenlerin böyle bir şey yapması lazım.